أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الجواد الكريم لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي امين بحرمة سيد المرسلين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد عزيز müminler, asil Müslümanlar, Cuma'mız mübarek olsun. Aktepe Süleymaniye Camii'mizin güzide cemaati. Namaz vaktine kadar önemli bulduğum bir konuyu sizlere arz etmeye çalışayım. Tüm kitaplar İslam'ı anlatmak için yazılır. Tüm sohbetler, vaazlar yine İslam'ı anlatmak için yapılır. İslam büyüklerimiz peygamberimizden günümüze Kur'an'ımızı zamanlarına, çağlarına göre tefsir etmişler, tercüme etmişler. Resul-i Zişan Efendimizin hadislerini İnceden inceye, en ufak teferruatına varıncaya kadar anlatmaya çalışmışlar. Örneğin bir kutubu sitte peygamberimizin tüm hadislerini ihtiva eden o muhteşem külliyat, İslam'ın önemli vazgeçilmez ikinci kaynağı. Malumunuz birinci kaynağı Kur'an, diğer olmazsa olmaz kaynağı sünnet. Efendimiz aleyhissalatü vesselam veda hutbesinde ey ümmetim size iki şey bırakıyorum. Ona sarıldığınız müddetçe len tedillu, yanlışa düşmezsiniz, sapıtmazsınız buyurdu. Hepsi sünneti takip eden yollardır. Kur'an'ımızı anlatmak için yüzlerce tefsir yazılmış. İlahiyat Fakültesi birinci sınıf kitaplarına bir bakın. Usulü tefsir kitaplarımıza bakın. Sadece yazılan kitaplar liste halinde neredeyse bir kitap tutuyor. Yani peygamberimizden günümüze ne kadar tefsir yazılmış. Hangi alim, hangi çağda, hangi ülkede, hangi şehirde, hangi tefsiri yazmış. Bunlar bile başlı başına bir yekün. Şimdi şu söyleyeceğim kelimelere dikkat etmenizi istirham ederim. Alimlerimiz demişler ki, ya herkes
bu kadar kitabı okuyamaz ki. Buna ne imkanı olur, ne gücü olur, ne buna vakti olur. Bir tüccar adam düşünün, hangi kitabı ne zaman okusun? Bir normal cami cemaatimizi düşünün, hangi vakitte, hangi kitabı nasıl okusun? Demişler ki alimlerimiz, bu kadar tarih içerisinde yazılmış olan yüz binlerce cilt kitap ne anlatmak istiyor? Bu kitapların özeti nedir? Bu kadar kitabı yazan alimlerimiz ne anlatmak istemiştir? Bunu demişler, biz iki cümleyle özetleyelim. Bakın müminler, kıymetli büyüklerim, İslam alimleri yüzlerce tefsir külliyatında, yüzlerce hadis külliyatında anlatılmak istenenleri iki kelime ile izah edivermişler. Bayıldığım cümledir benim bu. İslam'ı şu iki cümleyle özetlemişler. İslam nedir? Dedik ya sohbetimizin başında, tüm tefsirler, tüm izahatlar, tüm sohbetler, tüm vaizler, tüm hatipler İslam'ı anlatmak istiyorlar. Amaçları, arzuları İslam'ın anlatılması ve anlaşılması. İşte alimlerimiz demişler ki, tüm tefsirlerin özeti, tüm hadis külliyatının özeti şu iki cümledir. Kıymetli büyüklerim, dikkatlerinizi arz ediyorum. İslam nedir? Size birisi sorarsa, gerçi Türkiye'de böyle bir derdimiz yok. Yani İslam nedir'i pek soran olmaz zannediyorum. Neden? Zaten halkımızın %99'u Müslüman. Alevisiyle Müslüman, Sünnisiyle Müslüman. Ben Almanya'da büyüdüm. 33 sene orada yaşadım. Uzun yıllar orada imamlık ve hatiplik yaptım. Bize günlük yüzlerce Alman gelirdi. Hamburg Merkez Camii, köy gibi bir yer. Her gün Alman okullarından, askeriyesinden, efendim memur kesiminden yüzlerce insan gelir, bize soru sorarlardı, merak ederlerdi. Bu kürsü niye burada duruyor, ne yapıyorsunuz burada? Şu mihrap ne işe yarar? Bura niye yuvarlak? Şu minber ne iş yapıyor? Niye bura yüksek? Niye yedinci basamağa çıkıyorsunuz? Alman inceden inceye soruyor, merak ediyor. Artı, was ist İslam? Sizin inandığınız değerler nedir? İslam nedir? Adamı bulmuşum, fırsattır bu. Tarihi bir fırsat değil mi? Haydi bakayım adama anlat İslam'ın ne olduğunu. İşte kıymetli müminler, benim bayıldığım, hayran kaldığım İslam büyüklerimizin iki kelimeyle özetlediği İslam nedir? Bakın, size de hatıram olsun bu cumada. Cuma sohbetinin hatıra iki kelimesi aklımızda kalsın. Nedir o? Bakın İslam neymiş? Halik-i ta'zim, mahluka şefkat. Yüzlerce tefsir külliyatını, yüzlerce hadis külliyatını, İslam adına yazılan tüm kitapları bu iki kelime özetlemiş. Demişler ki İslam, Halik-i ta'zim, mahluka şefkat. Size sorarlarsa İslam nedir? Veya İslam'ı bilmeyen bir yavrumuz, bir gencimiz, ya amca sen camilere gidiyorsun, vaazlar dinliyorsun, beş vakit namazını kılıyorsun, fazla da vaktim yok ha, bana şu İslam'ı bir anlatıver derse ne deriz? Gel yavrum bakayım, gel. Bak evladım,
bizim inandığımız değerlerin iki kelimeyle özeti Halik-i Ta'zim, mahluka şefkattir. Ezberleyin bunu büyüklerim, kıymetli müminler. Halik-i Ta'zim, mahluka şefkat. Tekrar edeyim, aklınızda kalsın. İslam neymiş? Halik-i Ta'zim, mahluka şefkat. Şimdi bunu Türkçe'ye çevireyim. Ne demek bu, değil mi? Kur'an'ı okuyun. Fatiha'sından Nas'ına kadar manasını okuyun. Tefsirlerini okuyun. Ne anlattı kardeşim size bu Kur'an? Resul-i Zişan Efendimiz'in hadis külliyatını, kutubu sitteyi baştan sona okuyun. Tüm hadisleri. Bakın Kur'an ne anlatıyor. Bir, Halik-i Ta'zim. Kur'an'ın yarısı Halik, yaratıcı demek. Yaratıcıyı Halik'i ta'zim etmek. Allah'ın azametini, Allah'lığını, uluhiyetini her fırsatta vurgulamak Allah'ımızın tek otorite olduğunu bu alemde, dünyada da tek otoritenin Allah olduğunu anlatır Kur'an-ı Kerim. Kul da bunun Allah'ımızın azametini çeşitli eylemlerle ortaya koyar. Şimdi namaz kılacağız inşallah. Değil mi? Cuma namazı. Günde 5 defa namaz kılıyoruz. Yılda 2 defa bayram namazı kılıyoruz. Tesbih namazları, efendim şükür namazları, duha namazı, işrak namazı. Bak namaz kılarken rükûye eğiliyoruz. Rükûde ne diyoruz? Subhane Rabbiyel Azim. İslam'ın birinci bölümü neydi? Halik-i Ta'zim. Allah'ın Allah'lığını, uluhiyetini, azametini, büyüklüğünü ortaya koymak. Kur'an'ın yarısı bunu anlatır. Bak namaza nasıl başlıyoruz? Allahu Ekber. Türkçesi nedir? Allah'tan daha büyük hiçbir şey, hiç kimse yoktur. Zaman zaman en büyük Beşiktaş, en büyük bilmem Galatasaray, en büyük falanca. Bunlar yanlış kelimeler. İnsanın imanına zarar verebilecek kelimeler. Futbolun fanatiği olmuş, en büyük diyor falanca. Allah'ı tanıyabilse Allahu Ekber diyecek. Stadyuma gitme yerine camiye gelecek. Bilmem onun davasını gütme yerine İslam davasını güdecek. İslam'ı bilemediği, tanıyamadığı için tüm hayatını oraya vakfetmiş. Ha bunu derken futbol oynamayın, statlara gitmeyin demiyorum, öyle bir şey demiyorum. Ama Allah'tan daha büyük hiçbir şey yoktur. Allahu Ekber. En büyük başkan bizim başkan. Hadi canım orada. Allahu Ekber. En büyük Allah. Ha bu ve buna benzer cümleler yanlış cümleler. Onu söylemek istiyorum. İşte Kur'an'ımızın, İslam'ın birinci bölümü Halik-i Ta'zim'dir. Yani ibadetler bölümü. İbadet bunun için yapılır. Neden? Biz yaratıcımızı, yaradanımızı, Allah'ımızı büyük olduğunu ortaya koymak istiyoruz. Onu büyüklemek istiyoruz. Bunun için Allahu Ekber diyoruz. Parolamız budur. İbadetimizi yaparken rükûya vardığımızda Subhane Rabbiyel Azim. Azametli olan, yüce olan, büyük olan Allah'ım seni tesbih ediyorum. Senin hiçbir noksanın, hiçbir eksikliğin yoktur. Ben böyle bir Allah'a eğiliyorum,
böyle bir Allah'ın huzurunda eğiliyor, böyle bir Allah'a tapıyorum demek. Secdeye gittik. Ne diyoruz? Subhane Rabbiyel e'la. Ulu olan. E'la ulu. Arapça bir kelime biliyor musunuz? Uluv, uluv. Ulu diyoruz ya biz Türkçe'de. Subhane Rabbiyel e'la. Yüce olan Allah'ım, sen her türlü noksan yakıştırmalardan uzak bir Allah'sın. Ulu kelimesi de Allah'dan başkasına kullanılamaz. Haberiniz olsun. Subhane Rabbiyel e'la diyoruz. Allah'a diyoruz bunu. Tutar başkası için ulu dersek kelime uyuşmazlığı olur. Dikkatinizi arz ediyorum. İşte İslam'ın birinci bölümü Kur'an'ın yarısını anlatmak istiyormuş bize. Halik-i Tazim, yaradıcının Allah'lığını, uluhiyetini, azametini ortaya koymak. İbadetler bunun için yapılır. İslam'ın ikinci bölümü nedir? Mahluka şefkat. Tekrar ediyorum. Mahluka şefkat. Mahluk kim? Halık, yaradan, mahluk. Yaradılmışlara şefkatle, rahmetle muamele etmek. Hadisi şerif nasıl? Men la yerham la yurham. Türkçesi, başkasına acımayana acınmaz. Sen merhamet etmiyorsun öyle mi? Sen gaddarca, sen zalimce davranıyorsun Allah'ın yarattıklarına öyle mi? Allah da gün gelir sana bunun karşılığını ahirette, Allah korusun, azap olarak verir. Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza eylesin. Mahluka şefkat. Bir numaralı bu kainatın en kıymetli mahluku kimdir? Bir numarası insan değil mi? Kesinlikle. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي Adem. Biz Adem'in çocuklarını şerefli, mükerrem yarattık. İnsana nasıl davranılması gerekirmiş? Şefkatle. Merhametle. Bakın peygamberimizi anlatırken, peygamberimizin bir numaralı öne çıkan sıfatı nedir? وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَم۪ينَ Ey peygamberim, biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Peygamberimiz bu kainata nasıl davranacakmış? Rahmetle, şefkatle. İnsan tüm mahlukata nasıl davranacağını peygamberimizden öğrenecek. Tüm canlılara merhametle davranacak. Günümüzde öyle mi? Şimdi örnekler vereceğim. 2003 yılında Almanya'da Hamburg'a 60 kilometre Stade diye bir kasaba var. Orada bizi bir toplantıya davet ettiler. Konumuz ne? Dinler için en kutsal olan nedir? Veya şöyle söyleyeyim, dinler için kutsal olan şeyler nelerdir? İşte Hristiyanları temsilen o şehrin papazı, Yahudileri temsilen Hamburg hahamı, Müslümanları temsilen de bizi davet ettiler. O zamanlar Almanca konuşan tek imam bendim Almanya'da. Elhamdülillah şimdi Türkiye'miz Fransa'dan, Almanya'dan, Avustralya'dan, bilmem Amerika'dan, dünyanın her tarafından bizim ülkemizin insanı olan, yani Türk vatandaşı olan, bu ülkelerde doğmuş büyümüş, o ülkelerin dillerini çok iyi bilen, dillerini, kültürlerini,
anlayışlarını, oranın vatandaşı olan yavrularımızı aldı, ilahiyat fakültelerimizde bu yavrularımızı okuttu ve okutuyor şu anda, o ülkelerde şu anda görevlendirdi. Benim kızım mesela birkaç hafta sonra mezun olacak, ilahiyat mezunu. Almanya'da doğdu, Almancayı Türkçeden iyi konuşur. Almanları çok iyi biliyor. Oranın kültürünü, yapısını, Diyanetimiz döndüğünde bu çocuklara görev veriyor. Bundan sonra imamlar kim? Alman kadar Almancayı konuşan gençler. Alman'ın ruhunu bilen gençler, Fransız'ı bilen gençler. Bundan sonra bizi biz tarif edeceğiz. Şimdiye kadar bizi kim tarif etti? Hep Batı tarif etti. Batı'nın gözünde nasıl gözüküyorsunuz biliyor musunuz? Siz teröristsiniz. Sürekli yıllardır İslam terörü, terör İslam, İslam terörü hep ağızlarında sakız gibi geveliyorlar bunu. Siz burada iyisiniz. Biliyorum karıncayı bile incitemeyeceğinizi. Siz busunuz, biz buyuz. Ama batılının gözünde teröristsiniz. Kim bizi tarif etmiş? Batılılar bizi böyle tarif etmiş. Türkiye batılının gözünde ne biliyor musunuz? Kızlarını zorla evlenen adamlar bunlar. Karılarını döven adamlar bunlar. Ne yazık ki bir yerlerden abuk subuk bir örnek buluyor. Sanki tüm Türk milleti böyleymiş gibi lanse ediyor. Alman basınında. Neden? Sen kendini tarif etmez isen başkası seni tarif eder. Ne yazık ki tam 55 sene olmuş ilk işçimizin Avrupa'ya gideli. 55 sene, yarım asırı geçmişiz. Şimdiye kadar hep taşıma suyla görev yapıyorlardı. Türkiye'mizden emekli olan imamlarımız Avrupa'ya gidiyordu. Veya buradan Diyanetimiz oraya imam gönderiyordu. Oranın insanını bilmez, dilini bilmez. Almanca tercüme zordur. Mesela Almanca günah kelimesi yok. Sevap kelimesi yok. Namus kelimesinin Almancası yok. Haydi anlatın bakayım Alman'a siz. Hadi günah deyin. Ya. Dolayısıyla tarihi bir proje bu. Bu münasebetle kimler bunu akıl etmişlerse Allah hepsinden razı olsun. Burada yavrularımız okuyorlar. Geldikleri ülkelere dönecekler. Fransızca, İngilizce, işte artık Japonca neyse. Herkes geldiği ülkenin diliyle bizi onlara anlatacak bundan sonra elhamdülillah. O zaman tek Almanca bilen imamım Almanya çapında. Müslümanları temsilen de beni davet ettiler. Konumuz ne? Dinler için kutsal olan şey nedir? Hiç o güne kadar bununla alakalı bir soruya muhatap olmamıştı. Hiç kafa da yormamıştı. Hakikaten de hiç düşündünüz mü? Bizim için kutsal olan şeyler nelerdir? Ne kutsaldır bizim için? Müslümanlar için söylüyorum. Yanlış bir şey söylemeyelim. Neyse onu anlatalım diye toplantının olacağı güne kadar epeyce kitap karıştırdım, ayet, hadis arıyorum. Görüşlerine güvendiğim hocalarımı arıyorum. Aman hocalarım, bizim için kutsal olan şey nedir? Çok ilginç bir tespitle karşılaştım. Büyüklerim ne dersiniz? Biz Müslümanlar için en kutsal olan şeyler nelerdir? Böyle bir soru. Neyse kilise ağzına kadar dolu. Bu camiden büyüktü gittiğimiz salon. Kilise salonu. Millet ayakta bekliyor. Önce ev sahibi olarak papaz çıktı. İşte bizim için İncil kutsaldır. Allah kutsaldır. Haşa. Allah'ın oğlu İsa kutsaldır. Ruhul Kudüs kutsaldır. Saydı. 15 dakika.
benden sonra Yahudilik adına, Yahudiler adına haham söz aldı. O da Tevrat kutsaldır, efendim Yahve kutsaldır, Yahve Allah demek onlarda. İşte Musa kutsaldır, ona yakın şeyler söyledi. Ama tüm kilise nefesini tutmuş, imam ne diyecek onu bekliyor. Niye? Benden özellikle şu cümleyi duymak istiyorlar. Cihat kelimesinin Almanya'daki Almanların kullandığı karşılığı nedir bileniniz var mı? Cihadı nasıl tercüme etmişler? Cihat kelimesinin Almanca ne yazık ki tercümesi kutsal savaş. Bak sen cihattan bahsediyorsun. En büyük ibadet cihat değil mi? Adam nasıl anlıyor cihadı? Kutsal savaş. Herkes şunu bekliyor. Nefesini tutmuş. Ben işte cami kutsal diyeceğim. Efendim Kabe kutsal diyeceğim. Kur'an diyeceğim kutsaldır. Allah kutsaldır. En sonunda cihat da kutsaldır diyeceğim. Allah için savaşmak kutsaldır diyeceğim. Bunu bekliyor millet. Ben itiraz ettim. Dedim ki bizim için cihat kutsal savaş demek değildir. Artı savaş kutsal değildir. Tekrar ediyorum, savaş kutsal değildir. Saydım saydım, biz Müslümanlar için bir numaralı kutsal insan canıdır. Neymiş en kutsal şey? İnsan canı. Gençler, bunu iyi öğrenin. Biz Müslümanlar için bir numaralı kutsal insanın canıdır. Bak demedim ha, Müslüman canıdır. Bu dinsiz olabilir, bu ateist olabilir, bu Hristiyan olur, Yahudi olur, gavur olur, olur da olur. Düşüncesi ne olursa olsun. Bizim için, Müslümanlar için bir numaralı kutsal insanın canıdır. İnsan canı Kabe'den de kutsaldır. İnsan canı Kur'an'dan da kutsaldır. Aa, nasıl söylüyorsun sen bunu ya? İnsanı kaldırın. Kabe'nin anlamı olur mu? İnsanın olmadığı bir Kabe düşünün. Neye yarar? Manası var mı? Yok kardeşim, Kabe insan içindir. İnsanı yok edin. Kur'an neye yarar sizce? İnsan yok, Kur'an duruyor. Anlamı var mı? Manası var mı? Kur'an kim içindir? İnsan içindir. Vallahi, billahi ve tallahi Müslümanlar için inancımıza göre, bizim anlayışımıza göre bir numaralı kutsal insan canıdır. Deyince tüm kilise ayağa kalktı. Herkes ayakta alkışlıyor. Vallahi bizim düşüncemiz bu. Biz Müslümanlar böyle inanırız. Kur'an'ımız ne der? وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. Kim bir insanı haksız yere öldürürse tüm insanlığı öldürmüş kadar günahtır. وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Kim de bir insanı hayatta tutarsa, bir insanın hayatta kalmasına sebep olursa, onu kurtarırsa, 6 milyar insanı kurtarmış gibi sevap alır. Bir insanı öldürmek, 6 milyar insanı öldürmekle eş değerdir. Bu kadar kıymetli İslam'a göre insan canı. Ama gelin görün ki bugün en mukaddes şey ayaklar altında. Her gün onlarca, yüzlerce insan öldürülüyor. Hem de çatır çatır. Kıymetli müminler,
Demek insan niye öldürülüyor? İslam'ın öğrettiği şu öğreti insanlığa öğretilseydi, insanlığa diyorum ha. Nedir o? İslam, Halik-i Ta'zim, mahluka şefkat. Mahluka şefkat duyabilseydi insanlık, insanlığın kalbine İslam'ın bu değeri konulabilseydi, insan öldürebilir miydi? Neymiş, benim gibi düşünmüyormuş. Sana ne? Allah her gövdeye bir kafa vermiş. Niye? Farklı düşünsün diye. İnsanı değerli kılan düşüncesidir. Yanlış olabilir. Eğer sen doğruysan onu güzelce ikna et. Ben bu adamı yok edeyim, benim gibi düşünmüyor. İslam böyle düşünmez. Size çok ilginç bir bilgi sunayım kardeşler. Kıymetli müminler. Şok olacağınız bir bilgi. Çünkü öğrendiğimde ben şok oldum. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam 10 yılda Medine döneminde 87 savaş yaptı. Peygamberimizin her 40 gününe bir savaş düşer. Bu savaşların da sebepleri var. İslam gidip ben bu adamın kafasına vurayım, bu adamı zorla Müslüman yapayım. Böyle bir anlayış yok İslam'da. Hani zaman zaman duyarsınız, neymiş? İslam kılıç zoruyla yayılmış. Vallahi yalan, billahi yalan. Bu doğru değil. Neden? Kur'an'ımızı okuyoruz değil mi? Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Her gün namazda okuyoruz değil mi? Bu ayetin bir altına geçeyim. Bak ne yazar. La ikrahe fiddin. Dinde zorlama yoktur. Siz kimseyi ille de gel Müslüman olacaksın diye zorlayamazsınız. Buna hakkınız yok. Siz bırakın. Tüm ibadetler nereden gelirse makbul, içinizden gelecek, gönlünüzden gelecek. Birisinin itelemesiyle, kakalamasıyla, zorlamasıyla yaptığınız ibadetin anlamı yok. Şuradan gelecek. Kul hür iradesiyle Allah'ına kulluk edecek. Siz karar vereceksiniz. Başkası sizi zorlamayacak. Böyle yaparsak hür arzumuz, irademizle yaptığımız amelin kıymeti var Allah katında. Birisi görsün, desin veya şunu memnun edeyim Allah'ın dışında. Böyle bir mantıkla yapılan bir işin ibadet bile olsa Allah katında kıymeti, değeri yok. Şuradan kendi arzunla gelecek. İşte kardeşler, Peygamberimiz zamanında 87 savaş oldu. Efendimizin katıldığı savaş sayısı 27'dir. 27'sine bizatihi Peygamberimiz kendi de katılıyor. Beni şok eden bilgiyi söylüyorum. 87 savaşta ölen ve öldürülen insan sayısı 1000 civarındadır. Yanlış duymadınız ha? Ne kadarmış öldürülen, ölen insan sayısı? 1000 civarında. İsimlerine kadar belli. Kim nerede öldürülmüş? Kaynak da söyleyeyim size. Urfalı Aziz Kutlu Ay hocamız vardır. Müthiş bir siyerci kendisi. Sahabe efendilerimizi o günkü efendim insanları ailesi gibi tanıyan bir adam. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın, Peygamberimizin savaşları ve Sebepleri isimli Türkiye'de alanında tek olan harika bir çalışması var. O kitabın girişinde yazıyor bu. Hocamı aradım. Hocam dedim, bu baskı hatası falan mı? 1000 insan olur mu ya? 87 savaşta bu kadar mı? Hocam bu 10.000 olmasın.
Hocam bu 100.000 olmasın. Hayır. Mustafa kardeşim, okuduğun doğrudur. Ben de öğrendiğimde dedi şok oldum. 87 savaşta ölen insan sayısı 1000 civarlarında. Müslümanlar insanları imha etmek için, yok etmek için savaş yapmazlar. İslam'ın Türkçe karşılığı ne? Barış demek. Huzur demek ya. Adı barış, huzur olan bir anlayış. Karşındaki adam benim gibi inanmıyor, benim gibi düşünmüyor diye onu imha eder mi? Hayır. Pekala niye savaş yapar İslam? Efendimiz aleyhissalatü vesselam, savaşı temenni etmeyiniz. Savaş temenni edilmez. Savaş olsa bile yaşlılara dokunmak haramdır. Yaşlı ya. Neden? Yaşlılar o toplumun canlı tarihleridir. Yok edemez. Kadınlara dokunulmaz. Neden? O toplumu tekrar meydana getirecek olanlar onlardır. Çocuklara el süremezsin. Neden? Çocuklar o toplumun geleceğidir. Ekini arpaya el süremezsin. Neden? O toplum onlarla yaşayacak. İslam bu ya. Peygamberimiz ordusunu gönderirken bunları tembihliyor. Bunları diyor aman yapmayın ha. Ancak ve ancak karşınızda siz silah çekmiş olanla savaşabilirsiniz. Onun da elini kolunu kesemezsin. Gözünü oyamazsın. Yakamazsın. Yok böyle bir şey. Ama bugün İslam adına sergilenen kepazelikleri görüyorsunuz. Heh, bunu derken ben onların gerçek manada Müslümanlar tarafından sergilendiğine ihtimal vermiyorum, haberiniz olsun. Yapıyor bir tanesi, amacı Müslümanları kötülemek. Ne yapıyor suçu? Müslümanların üzerine atıyor. Çünkü İslam ortada kardeşler. İşte ne diyorum? İslam savaş yaparken bile amacı insanları yok etmek, imha etmek değildir. Pekala niye İslam savaş yapar? Bakın güçlü bir adam, güç. Avrupa'nın şöyle bir anlayışı var, okullarda okuturlar. Gücüm varsa ben bu adamı döverim, elindekini alırım. Bu diyor benim hakkımdır. Avrupalı böyle düşünüyor biliyor musunuz? Hep sormuştunuzdur kendi kendinize. Ya ta Irak'ta bilmem kaç bin kilometre ötedeki Amerika gavurunun işi ne? Niye burada bu adam? Alman'ın burada işi ne? Hep soruyu, bu soruları soruyorsunuz değil mi? Adam şöyle düşünüyor. Ne demek işim ne ya? Benim gücüm var. Vururum diyor. Oradaki petrolü alırım. Adamın böyle bir anlayışı var. Hak anlayışı ne yazık ki adamlarda bu. İşte İslam savaşı bunun için yapar kardeşler. Zalimin elini tutmak, hayır kardeşim sen buna vuramazsın der. İşte kardeşler, İslam'ın ikinci bölümü. Birincisi Halik-i Ta'zim dedik. İkincisi mahluka şefkat. Hangi inançta, hangi düşüncede olursa olsun en mukaddes varlık insandır. İnsana şefkatle muamele edilmelidir. Efendimiz ne buyurur? Leyse minna men lem yerham sagirana ve yuvakkir kebirana. Bizim büyüklerimize hürmet etmeyen, küçüklerimize merhamet etmeyen bizden değildir. Neden? Ya İslam şefkat demek de onun için. Neden fakire yardım edin der? Merhamet, şefkat. Aynı duruma sen de düşebilirsin. Neden yetime sahip çıkın der İslam? Mahluka şefkat, ondan dolayı. Sade insan değil. Vaktim olsaydı kardeşler, hayvanlara zulmedemeyiz. Hayvanlara hunharca davranamayız. Hayvanlara işkence yapamayız. Hayvanları yakamayız. İslam bunların hepsini yasaklamıştır. Neden? Mahluk, mahluka şefkat. Sade hayvan mı? Sularımız hep kirli, kirlendi. Geçen bir gölün kenarındayım.
piknik yapan elindeki tüm çöpünü oraya bırakmış. Bunu Müslüman yapabilir mi? Mahluka şefkatin olduğunu bilse bir Müslüman o çöpü oraya atamaz. Bakın 1982 yılında Alman okullarında bize öğretiyorlardı. Ne biliyor musunuz? Şu plastik, plastik bu ha. Toprakta tam 150 yılda eriyor. Elimizdeki çöpü atabilir miyiz ya? Yani kötü bir görüntü verebilir mi Müslüman? Bu dünyada sadece biz yaşamıyoruz. Bizden sonra çocuklarımız, yavrularımız, bizden sonra torunlarımız yaşayacak. Mahluka şefkat anlayışıyla mümin hareket etmeli. Sadece onlar mı? Hayır. Otlar, çiçekler, ağaçlar bunlar mahluktur. Hiçbir Müslüman bir yerden bir ağacı kesemez, rant için bunu yapamaz. Efendimiz kıyametin kopacağını bilebilseniz elinizdeki bir fideyi yere dikin. Ankara'ya bir bakıyorum, her taraf beton yığını. Yukarıdan İstanbul'a bakıyorum, her taraf beton. Bir de Almanya'ya bakın yukarıdan, her taraf yeşillik. Neden? Adamlar çok önemsiyorlar. Bunun yolunu akılla bulmuşlar. Oysa ki bizim dinimiz emreder. Anlatacak daha çok şey var da bu kadarla iktifa ediyorum. Cenab-ı Hak cenneti hak edecek işler yapmayı bizlere nasip eylesin. Cümlemizi salimen Ramazan-ı Şerif'e kavuştursun. Cumamız hayırlı ve mübarek olsun. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.